Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chiliz'i inceleyeceğiz. Chiliz'de son durum nedir? Hala artışına devam eder mi? Yani devasal bir artış gösterdi. Bu artış devam eder mi veya düşer mi gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kanal yapısı oluştuğunu ben fark etmekteyim. Bu kanal yapısının üst bandını denedi ama hala alt bandını denemedi. Acaba diyorum şu alt bandı deneyecek mi gibi bir soru var içinde arkadaşlar. Şunu da böyle nitelendirmek istiyorum. RSI değerinin yaklaşık olarak 85'ler civarına gelmesi. Aynı şekilde RSI'nin arkadaşlar şöyle günlükteki RSI'nin değerine baktığımız zaman 97 civarında olması. Haftalık RSI zaten 199.55 civarına kadar gelmiş. Bu da biraz sıkıntı. Artık satış baskısı gelebilir mi diye düşünüyorum ben Chiliz'de arkadaşlar. Eğer ki satış baskısı gelmezse de üst bandı denemeye gideceğini düşünüyorum. O da yaklaşık olarak 1 dolar seviyelerine denk gelmekte ve bizim bir önceki videomuzdaki hedeflerin hemen hemen hepsi geldi. Bir 1 dolar seviyesi gelmedi. O 1 dolar seviyesini de belki bugün deneyecektir. Ama dediğim gibi arkadaşlar şu an ben Chiliz'in biraz riskli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun nedeni de gayet açık. Şuradaki hiç dinlenme temposu olmaması, şuradan alan kişilerin biz karını ne zaman realize edeceğini bilemediğimiz için, yani buradan alan kişiler bir anda satabilir mi veya hedefleri 1 dolar mı gibi içimden düşünceler geçiyor arkadaşlar. Yani bu böyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorum açıkçası. Aynı şekilde desteğimizin ise tam bu noktaya kadar inebileceğini düşünüyorum. Bu seviyenin önemini 0.618 olan 0.59 dolar seviyelerinde görmekteyiz. 0.59 dolar seviyeleri olarak görmekteyiz. Bir de arkadaşlar geleceğe yönelik hedeflerine de birazdan bakacağız. Videoyu tamamen izlemeyi unutmayın o yüzden. Ribbon'a baktığımız zaman Ribbon'da bu seviyenin daha önemli bir destek olduğunu söylüyor ama ben 0.618'in 0.60 seviyelerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani düşerse şu tam kanalın alt bandıyla desteğimizin üstüne kadar düşebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve buralardan alım yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. En azından 0.63 veya 0.67 civarından almanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Olası bir düzeltmede, %30'luk bir düzeltmede kendinizi korumaya almış olursunuz. Ve yani ben buradan alsam buradan bir kar realize ederdim. Ama siz çok uzun vadeli tutuyorsunuzdur. Buralardan almışsınızdır. Onun orasını bilemem. Uzun vadeli hedeflerine birazdan bakalım Chiliz'in kaç dolar olur. Bir de arkadaşlar bu kanal içerisindeki yapıyı şöyle göstermek istiyorum. Bu kanal içerisinde bir alt üst band, bir alt üst band deneyeceği gibi en sonunda bu kanal yapısı kırılacak. Peki bu kanal yapısı kırılırsa ne olur? Yani sonuçlar ne olur? Hedefler ne olur? Ona da bir bakalım isterseniz. Bunu şöyle değil de şöyle çeksek daha güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, zaten dik yapı. Kanalın kırıldığı yeri arkadaşlar şöyle gelse şuradan kırılsa nasıl olur? Evet, şöyle bakın şu hareketi yapabilir mi diye düşünüyorum. Şöyle gelip şuradan kırsa kanalı ne olur? Buradaki hedefimize ulaşır. Evet, zaten bu da bizim en kritik direnç alanımız olacağı benziyor. Yine 1.50 dolar seviyelerinin ben çok kritik bir direnç olacağını düşünüyorum. Yani burada acayip bir satış baskısı bekliyorum. Eğer ki kanalın üst bandı da kırılırsa yani buradan red diyeceğini düşünüyorum. Yeniden şu 1.29 seviyelerini denemeye gider. İlk direnç alanımızın ise 1.29 dolar olduğunu düşünüyorum ben. Chiliz'de arkadaşlar şunu bir şey yapalım. Silelim. Evet, şunu da bir silelim. Dediğim gibi şu an için daha riskli olduğunu düşünüyorum ama risk alacaksanız da stop loss kullanırsanız arkadaşlar belli bir mesafeye kadar zararı kabul ederseniz nereye kadar koyarsınız? Şunun altına ama çok büyük bir stop loss mesafesi olur. Yani bilemiyorum şu an. Tabii ki sizin düşünceniz buradan almak biraz daha riskli olacaktır. Bir gevşeme görmemiz daha sağlıklı bir yükselişe işaret olacaktır Chiliz için. Aynı şekilde arkadaşlar bir de Tom Demark'a bakalım. Tom Demark da çok kullanılıyor. Oo, bakın Tom Demark 9 saymış. Yani bu biraz sıkıntı olabilir. Bakın burayı da muhtemel bir direnç alanı kabul etmiş ve bu zaten bizim 0.94 seviyesine denk gelmekti. Bu da bizim zaten bir direnç alanımız olarak çalışmaktaydı. Buradan Tom Demark artık sat diye bağırmış. Bilemiyorum arkadaşlar, yani temel analizi çok güçlü olduğu için insanlar almaya devam ediyor. Ama bu tamamen böyle olacak diye bir şey yok, onu da söylemek istiyorum. Çünkü kar alma noktaları belirlemişlerdir. Yani adam buralardan topluyor. Ne zaman satacağı bellidir bu adamın. Buralardan toplayan adamın bence bir kar hedefi vardır diye düşünüyorum. O yüzden biraz dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu gibi çok yükselen şeylerin bir anda da inişinin de sert olduğunu unutmayın. Daha dikkatli hareket etmenizi tavsiye ederim.
Yani hem kendinizi korursunuz hem bakiyenizi, paranızı korursunuz yani. Risklerinizi yönetin arkadaşlar. Risk yönetimi bu işin birinci kuralı. Dediğim gibi şuradaki destek dirençleri yeniden not alabilirsiniz. Fibonacci'yi yenilememiz gerekti. Bu sert hareketlerden sonra Fibonacci'yi yeniden çizmemiz gerekti açıkçası. Ve hedeflerimizi şöyle ileriye yönelik hedeflerimize bakalım çiliz için. Yani çiliz kaç dolar olabilir? Kaç dolar seviyelerine ulaşabilir gibi söylemlerinizi de yanıtlayacağım. Onun öncesinde bir de çilizin arkadaşlar şöyle market cap'te 18. sıraya kadar yükseldiğini söylemek istiyorum. Yani geçtiği coinler de köklü coinler. Aave gibi, VeChain gibi, Monero gibi, Cosmos gibi, IOTA gibi, Tron gibi, yani Avax gibi bayağı bir coinleri arkadaşlar arkasına ata ata geçti. 18. sıraya geldi Chiliz. Bir anda bakalım ilk 10'a girmek için kendisini zorlayacaktır. İlk 10'a girer mi? Uzun vadede girebileceğini düşünüyorum ama şu an için biraz daha ben temkinli olma taraftarıyım dediğim gibi. Peki şimdi hemen başlayalım arkadaşlar uzun vadeli hedeflerimize. 1.29 dolar, 1.50 dolar. Biraz da yani bu daha kısa vadeli beklenebilir. Daha sonrasında 1.50 dolar, 2.41. 2.41 de güzel bir direnç alanı oluşturabilir. 3.31 dolar ve 3.87 dolara kadar gitme potansiyeli olduğunu söylüyor açıkçası. Ama güzel bir düzeltme geldikten sonra girilmesinin, şu kanal yapısının belli bir yere kırılmasını da beklemek de olabilir aslında. Ama ben kanalın alt bandına tutunacağını düşünüyorum. Peki ya kanalın alt bandına tutunamazsa ne olur? Ona da bakalım değil mi? Kanalın alt bandına tutunamazsa da kötü senaryoları da her zaman konuşacağız arkadaşlar. Bu bizim birinci kuralımız. Nereden tutunamazsın? Şu hareketi yapsın. Şuradan ne diyesin? Evet. Bu da zaten kaça denk geliyor? Bu da bayağı bir düşük mü gösteriyor? Ne yapıyor? Evet. Bunu bir daha çizelim. Neden böyle şey oldu? Evet. Şöyle mi almamız gerekiyor? Evet, pardon. Bunu şöyle alırsak arkadaşlar şuradan bir kıralım gösterdiğini varsayarsak bu da yaklaşık olarak 0.5 yani 0.49 seviyelerine kadar gevşeme yapabileceğini söylüyor. Kanalın alt bandında yapacağı bir kapatmanın. Bu 0.5 seviyesi üzerinde bir gelebileceğini söylüyor bizlere. Yani dediğim gibi biraz daha temkinli olmanız size az para kazandırır ama paranızın tamamının yani yarısının gitmesini de engeller arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar gevşeme bekleyip alabilmeniz bence daha sağlıklı olacaktır. Şunu oynattık. Buradaki seviyeleri de kaydetmek isterseniz şöyle bir yeniden zirvelere 3.31 ve 3.87'nin çok daha uzun vadeli bir hedef olacağını düşünüyorum artık. Yani bunu yakın zamanda görmemizin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. En kritik direnç alanının ise 1.50 seviyesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu seviyeye geldikten sonra artık buralarda red yiyip daha sonra yeniden deneyecek bir daha deneyip gibi bir şey yapmasını da bekliyorum açıkçası arkadaşlar. O yüzden buralardan kendinize bir hedef belirleyin. Hedefi olmayan insan amacı olmayan insanla aynı şekildedir. Yani nereden aldığınızı bilip nereden satacağınızı bilmiyorsanız o da ayrı bir sıkıntıdır arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Çiliz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.